Merhabalar, ben Satı Melekselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır haşlaması tarifiyle geldim. Eğer sokak lezzetlerini seviyorsanız sokaklarda satılan mısırın aynısı oluyor. Güvenli deneyin. Biliyorsunuz ben Fransa'da yaşıyorum. Biz burada bu şekilde alıyoruz. Yani temizlenmiş bir şekilde paketleniyor. Ben 3 paket aldım. 6 tane mısırdan yapacağım. Sizler kişi sayınıza göre artırarak yaparsınız. Paketlerini açtıktan sonra bazılarının üzerinde püskülleri kalmıştı. Onları temizledim. Daha sonrasında da yıkadım. Mısırın üzerinden çıkan yeşil yapraklarını kaynatırken kullanırsanız mısıra lezzet katıyor. İsterseniz tencerenin alt tabanını, isterseniz de en üst tabanına yerleştirerek kullanabilirsiniz. Mısırlarımı yıkadım. Daha sonrasında da düdüklüye yerleştiriyorum. Ben bugün düdüklü kullandım ama sizler normal bir tencerede de aynı işlemi yaparak pişirebilirsiniz. Sadece pişme süresi değişir. Düdüklü de kaynadıktan sonra 25 dakikada pişiyor ama normal bir tencerede kaynattığınız zaman 45 dakika ile 70 dakika arası mısırın cinsine göre değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmek gerekir. Su olarak ben kaynar su kullanıyorum. Kettle'da kaynatmıştım. Üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Üzerini aşacak kadar sıcak suyumu ekledim. Daha sonrasında da bir su bardağı da soğuk su ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da toz şeker ekleyelim. Eğer mısırınızın üzerinde yeşil yaprakları varsa onu da üzerine yerleştirin. Daha sonrasında da kapağını kapatın ve ocağımızı alalım. Ocağımızı aldıktan sonra suyunun kaynamasının belirtisini gördükten sonra dakika tutalım, 25 dakika kaynatalım. Gördüğünüz gibi burada ben sizlere kaynadığını bu şekilde göstermeye çalıştım. Düdüğünden hava bırakıyor ve ses yapıyor. Kaynama belirtisini gördükten sonra dakika tutalım. 25 dakika kaynattıktan sonra ocağımızı kapatalım. Düdüklünün kapağı hemen açılmaz. Gördüğünüz gibi düdüğünü kaldırdıktan sonra hava sesi duymuyorum. Eğer hava hala geliyorsa kesinlikle kapağını açmayın. İyice havasını bıraktıktan sonra kapağını açıyorum. Daha sonrasında da servis tabağıma alıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki kesinlikle bu şekilde denemenizi öneririm. Sokakta satılan mısırın birebir aynısı oluyor. Servis yaparken de üzerine tuz serpiştirin. Daha sonrasını da afiyetle yiyebilirsiniz. Mısırımız pişti, artık servis zamanına geldi. Ben bir tane peçete kopartıyorum. Üzerine mısırımı alıyorum. Biraz da tuzladıktan sonra afiyetle yenmek için hazır hale geliyor. Gerçekten güvenle deneyin. Aynı sokakta satılan mısırın aynısı oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.